Hadi gidelim hocam. Başlayalım. Kaydı i̇şte, başlattık. Tamam, buyur. Ben geçeyim. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Eskiler böyle bir programın sonuna doğru gelince derlermiş ki tamamuhu misk. Yani böyle efendim güzel tamam olsun anlamında. İnşallah öyle olacak. Fakat ben hem dikkatleri toplamak adına hem de bu tür programlarda zaman zaman katılımı az olduğu zaman hem konuşmacılar hem de efendim dinleyiciler, ya niye bu kadar işte az efendim dinleyici var filan derler. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Mevlana Celaleddin Rumi'yi biliyorsunuz. O bütün düşünceleri şiirler halinde, mesnevi olarak ifade eder. Ve örnek kendini anlatırken de örneklerle anlatır. Şimdi adamın biri, bir bilim adamı, efendim, bir konferansa davet ediliyor. Hazırlanıyor bu şekilde. Gününde, saatinde geliyor. Fakat salon bomboş. Kendi kendine diyor ki, acaba ben yanlış mı geldim diyor. Bilgilerini test ediyor, doğru diyor. Sonra, efendim, salonda arka tarafta birisi oturuyormuş. Kendi kendine demiş ki, ya kimse yok, acaba ben konuşsam mı, konuşmasam mı demiş. Arka taraftaki adama bir sorayım demiş. Konuşayım mı, konuşmayayım mı diye demiş. O demiş ki, ben demiş böyle işlerden anlamam. Ben bir garip at bakıcısıyım, seyisim. Çok affedersiniz, ahıra geldiğim zaman atlardan, 10 attan 9'u kaçmışsa efendim, bir ata da arpa vermemezlik, yem vermemezlik yapmam demiş. Öyle deyince konferansçı demiş ki, ya bu adam demek ki beni dinlemeye gelmiş. Kaç kişi olursa olsun o zaman ben anlatayım demiş. Başlamış anlatmaya. Efendim ne hazırlandıysa artık belagat, fesahat, teknik, terimler, aklına ne geliyorsa anlatıyor. Bütün hazırlıkları ortaya koyuyor. Atıyor, bir saat konuşuyor. Bir saat sonra dönüyor. Tekrar adama söylüyor. Konuşmayı nasıl buldun diyor. İstifade edebildin mi diyor. O yine diyor ki ben garip bir at bakıcısıyım. Bu işlerden anlamam. Ama ahıra geldiğim zaman çok affedersiniz. 10 attan 9'u kaçmışsa o 9 atın arpasını, yemini bir ata verip onu mide fesadına uğratmam demiş. Şimdi demek ki konuşmacı diyor ki şimdi kendine göre, ya demek ki diyor benim konuşmamdan bu hiçbir şey anlamamış diyor. Onun için ya böyle mi konuşmam lazımmış filan diyor. O bakımdan konuşmacılar aslında yani kime hitap ediyorlarsa o seviyede ve o üslupla konuşmaları gerekir. Ama biz meselenin birinci boyutuna bakalım. Kaç kişinin olması önemli değil. Arkadaşlarımız bütün hazırlıklarını efendim burada anlatacaklar. Evet, tabii muhataplar da yani o seyis gibi değil. Yani bu işin efendim uzman dinleyicileri. Şimdi arkadaşlar, benim elimdeki programa göre 3 tane efendim konuşma var. Bunlar hepsi aşağı yukarı 2-3-4'lü bir hazırlık ile yapılmış çalışmalar. Zannederim bunların ya birisi ya ikisi ayrı ayrı sunum yapacaklar ya da parça parça sunum yapacaklar. Şöyle söyleyeyim isterseniz, ben birinci konuşmacı grubunda birinci konuşmacılar adına konuşacak olan arkadaşımız kim? Abdülkadir Ilgaz. Evet. Doğru mu? Abdülkadir Bey konuşacak. Şimdi ben diğer arkadaşları çok fazla tanımadığım için Abdülkadir Bey kürsüye geldiğinizde hem arkadaşlarınızı çok kısa kısa tanıtın
hem de konuşmayı mümkün mertebe 15 dakikayı da sınırlandırır. Tamam mı? Buyurun sizin. Merhabalar, hoş geldiniz. Kıymetli hocam, sizler de hoş geldiniz. Abdülkadir Ilgaz, Karabük Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Bizim bugün sunacağımız konumuz obez bireylerde benlik saygısı ve sosyal destek ilişkisinin incelenmesi. Biz bu çalışmayı uzman diyetisyen Hilal Doğan Günü, yine hocamız doçent doktor Oğuzhan Zengin, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürümüz Mustafa Acar Hocam, ve Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ümit Topçuoğlu hocamızla birlikte yaptık. Biz verilerimizi Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran bireylerden topladık. Hocam, burada sunum planımızda giriş, amaç, yöntem, evren örneklem, dahil etme kriterleri, dahil etmeme kriterleri, çıkarılma kriterleri, kullanılan ölçekler, bulgular ve sonuç üzerinden ilerleyeceğiz. Obezitenin epidemiyolojisi hakkında giriş yapmak istediğimizde, son yıllarda gelişen endüstri ve obezite ve fazla kilo alma sıklığı artmakta ve bu olay birçok popülasyon için sorun haline gelmekte. Özellikle Güney ve Orta Amerika, Güneydoğu Asya bölgesinde daha yaygın olduğunu görüyoruz. Tabii bu artan refah seviyesi ve milli gelirin de artan bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Başta kardiyovasküler problemler olmak üzere, endokrin sistem olmak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkileyerek obezite çeşitli problemleri yol açmakta. Dünya genelinde görülme sıklığı, yani bunun prevalansı etkileyen etmenler arasında kalıtım, yaş, cinsiyet, besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve 1.6 milyar civarında da kilolu bireyler bulunmaktadır. Özetle obezite her toplumun özelliklerine göre farklılık göstermekte. Toplumun yeme alışkanlıkları, içinde yaşadıkları ortam, çalışma koşulları ve genetik faktörler epidemiyolojiye etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ülkemizde özellikle yetişkinlerde obezite prevalansını geniş çapta araştıran 4 büyük çalışma var. Bunlar Türkiye'de yetişkinlerde kalp hastalığı ve risk faktörleri çalışması, yani tek harf. Yine Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araştırması, Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyoloji Çalışması ve Türkiye Obezite Profili çalışmaları yer alıyor. 4 tane büyük çalışma. Şimdi burada obezitenin etiyolojisine baktığımızda çok sayıda faktör var. Yaş, cinsiyet, etnik köken, sosyo-kültürel faktörler, biyolojik faktörler, davranışsal faktörler. Bu tabii açmak gerekirse diyet, sigara, alkol kullanımı, fiziksel aktivite gibi faktörlerin fazla kilo ve obezite gelişiminde rol oynadıklarını göstermekte. Burada da madde madde aldık. Genetik faktörler, beslenme alışkanlığı, fiziksel aktivite, sosyoekonomik kültürel etmenler, yaş, cinsiyet, ilaçlar, sigara, alkol, stres, çevresel faktörler ve psikolojik durum olarak etiyolojiyi bu şekilde sıralayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada yer almakta. Avrupa ülkeleri arasında. Yine her 5 kişiden birinin 2025'e kadar obeziteye yakalanacağı tahmin ediliyor. Buradaki verilere baktığımızda 2030'a kadar çocuklarda obezite oranının %60 artacağı öngörülüyor. 2025'e kadar küresel obezite oranının erkeklerde %18, kadınlarda %21'e kadar yükseleceği yine tahmin edilmekte. Ada ülkesi Nauru'da nüfusun %61'inin obez olduğu bildiriliyor. Yine OECD ülkeleri arasında en fazla obez oranı %36,2 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yer almakta. Şimdi burada biraz daha artık obeziteyi psikolojik bir kavram olan benlik saygısı ve beden algısıyla ilişkilendirme aşamasına geçtiğimizde obezite psikosomatik bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Tedavisinde farklı, çok boyutlu bir terapi yaklaşımının gerekli olduğu ileri sürülüyor. Benlik saygısı ile çok yakın ilişkisi olan beden algısı, bireyin bedenini ve beden parçalarını algılayarak onlara belirli anlamlar vermesi, kendilik algısı, kimlik ve kişilik kavramları ile ilişkili. Beden algısı zihnimizde şekillendirdiğimiz bedenimizin kendimizce nasıl olduğu. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum ben. Beden algısı zihnimizde şekillendirdiğimiz bedenimizin kendimizce nasıl olduğunu ifade ediyor. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu obez olan gruplarda beden hoşnutsuzluğu olduğunu gösteriyor. Obezlerin büyük bir çoğunluğunun kilo vermeyi isteme nedenleri de bu hoşnutsuzluk. Obez bireylerde beden hoşnutsuzluğu şiddetinin gerçek beden ağırlığından çok algılanan beden ağırlığıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.
Bireylerde bedeninden memnun olmama, memnun olma, özür diliyorum, benlik saygısıyla ilişkili. Beden algısındaki olumsuzluk, benlik saygısında azalmaya neden olmakta. Eğer bir kişinin beden imajındaki değişikliklere uyumu olumsuz ise benlik saygısında düşme gelişiyor. Ve bunun sonucunda da depresyon gelişebilir. Beden imajında algılanan tehdit düzeyi hastalık sürecinde de önemli bir risk faktörüdür. Şimdi obez bireylerde benlik saygısı ve beden algısı dediğimizde benlik saygısı ile beden imajı arasında karmaşık bir ilişki var. Bu ilişkinin özel dinamiği kişiden kişiye göre değişiyor. Kimi bireylerde düşük benlik saygısı kısmen olumsuz beden imajından kaynaklanırken kimilerinde de önce düşük benlik saygısı ardından olumsuz beden imajı geliyor. Bunlar da benliğe ilişkin olumsuz soyut duygular, somut beden duyulan nefretin artmasıyla açığa çıkıyor. Kişi ben değersizim, ben mutsuzum demek yerine şişmanım ya da çirkinim gibi ifadeler kullanıyor. Burada beden imajını oldukça zedeleyen obezite dolayısıyla beden saygısını olumsuz yönde etkilemekte. Obez bireylerde gözlenen düşük benlik saygısının ve olumsuz beden algısının sebep mi yoksa sonuç mu olduğu konusunda tartışmalar sürmekte. Bazı obez bireylerde etiyolojik faktör olarak bulunurken bazı obez bireylerde de obezitenin bir sonucu olarak bulunması olasıdır. Şimdi gerekçe yöntemlerden bahsedeceğim. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aile sağlığı merkezlerine başvuran ve doktor tarafından biyokimyasal tetkikleri yapılarak ilçe sağlık müdürlüğü obezite polikliniğine yönlendirilen 266 gönüllü birey üzerinde yapıldı bu çalışma. Burada da katılımcılara yüz yüze görüşme yoluyla anket, demografik bilgi formu, antropometrik ölçümler, benlik saygısı ölçeği ve beden imgesi ölçeği kullanılmıştır. Dahil etme kriterlerinden bahsedecek olursak 18 yaşın üzerinde olmak ve beden kitle indeksinin 18,5 üzerinde olması, obezite hariç konulmuş herhangi bir kronik veya inflamatuar hastalık öyküsünün olmaması, herhangi bir antidiabetik ajan kullanımının olmaması, bireylerin gebelik, emzirme ve menopoz döneminde olmamaları kriter olarak alınmıştır dahil etme kriterlerine. Dahil edilmeme kriterlerinde de son 3 ayda herhangi bir besin takviyesi kullanılması, çalışma sırasında herhangi bir kronik hastalık tanısı alınması, düzenli ilaç kullanımı, çalışma sırasında gebe kalınması veya menopoza girilmesi, vegan, vejeteryan gibi spesifik beslenme düzenine sahip olunması, düzenli besin desteği veya antioksidan desteği alınması, haftalık 150 dakikadan daha fazla egzersiz yapılması, non-steroid, diüretik veya laksatif kullanımı, yakın zamanda cerrahi müdahale geçirmiş olunması şeklinde kriterlerimizi sayabiliriz. Araştırmanın genel planından bahsedecek olursak, az önce de bahsettiğim antropometrik ölçümler, yani boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yine beden kitle indeksi, BIA bulguları, yani BIA diyetisyenimiz tarafından kullanılan bir cihazın bize verdiği veriler. Burada da vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve toplam vücut sıvısı baz alınarak diyetisyenimiz Hilal Hanım tarafından yapılan analizleri içeriyor. Biyokimyasal parametreler var ve bu şekilde araştırmanın genel planını sizlere sunabilirim. Genel bilgiler formu demiştik. Bu formda özetle geçmek gerekirse yaş, eğitim, meslek gibi genel demografik veriler sorulmuştur. Daha sonra da Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve beden imgesi ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerimizi de göstermek gerekirse Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve beden algısı ölçeğimiz çalışmamızda kullanılmıştır. Burada vücut ağırlığının ve kompozisyonun belirlenmesine kısaca değineceğim. Aslında bu kısım biraz daha diyetisyenimiz tarafından yapılan bir kısımdır. Vücut ağırlığı ve kompozisyon analizi için biyoelektriksel impedans analizi yapan Tanita BC-418 cihazı kullanıldı. Yapılan ölçümle vücut, toplam vücut ağırlığı, vücut yağ kütlesi, vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi ve yağsız vücut yüzdesi ve toplam vücut suyu olarak bu cihaz tarafından belirlendi. Daha sonrasında boy uzunluğu ölçümü, beden kitle endeksi şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi yetişkinlerde beden kitle endeksine göre vücut ağırlığının sınıflandırılmasına baktığımızda daha çok normal aralık 18,5 ile 24,99 aralığı alınıyor. Burada kilolu 25 ve üzeri 29,99 kilolu 30 ve üzeri de bu sınıflandırmaya göre obez bireyleri ifade ediyor. İstatistiksel yöntemlerden bahsedecek olursak, ikili grupların karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenlerde student T testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin birbiriyle ilişkisinin incelenmesinde
normal dağılım gösteren verilerde Pearson korelasyon testi ve normal dağılım göstermeyen verilerde de Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi P0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın akış sürecini şöyle gösterecek olursam, Karabük Safranbolu Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran verilerden bahsetmiştik birinci aşama. İkinci aşama olarak antropometrik ölçümler, diğer cihazı ve çevre ölçümleri. Üçüncü aşamada genel anket, Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve beden imgesi ölçeğini kullandık. Dördüncü aşamada SPSS analiz kısmı ve beşinci aşamada da sonuçlandırma şeklinde araştırmanın akış sürecini özetleyebilirim. Şimdi burada grupların sosyodemografik özelliklerine baktığımız zaman yaş ortalamasının BKI ortalaması 22,31 olarak karşımıza çıkıyor. Az önce de ifade ettiğim 18 ve 50'yi baz almıştık. Yaş ortalaması 23,17. Cinsiyet dağılımına baktığımızda daha çok %92,64 kadınlar üzerinde, medeni durum %75 bekar bireyler, öğrenim durumu %69 yüksek okul ve üstü, çalışma durumuna baktığımızda %57 çalışmayan bireyler, sigara kullanımında %77'sinin kullanmadığını görüyoruz, alkol kullanımında %67,67 kullanmadığını, diğer gelir düzeyinde de %69,40 orta düzey gelir seviyesine sahip olduklarını, kronik hastalıklar açısından değerlendirdiğimizde de %16,67'sinin kronik hastalık beyan ettiğini görebiliyoruz. Burada beden kitle endeksi kategorileriyle kendini tanımlama durumuna baktığımızda katılımcıların büyük bir kısmının mevcut ağırlığından memnun olmadığını, beden kitle endeksi normal olanlarda ağırlığından memnun olmayanların oranı %85,25 iken kilolu ve obez olanlarda bu oran %96,95 ve 95,91 olarak karşımıza çıkıyor. Yine beden kitle endeksi kategorileriyle kendini tanımlama durumundan bahsedecek olduğumuzda çalışmaya katılanların %96,5'i zayıflamak istemekte. Kilolu obez ve morbid obez bireylerde zayıflamak isteyenlerin oranları sırasıyla %98,10 yüksek bir rakam aslında. Yine 98,81 ve %91,67 olarak karşımıza çıkıyor. Normal ve kilolu gruplarda kilo verme isteğinin temel nedeni dış görünüşü düzeltmek iken normal gruplarda, obez ve morbid obez gruplarda kilo verme isteğinin temel nedeni sağlıkla ilgili sorunları ifade ediyor. Yine burada Rosenberg benlik saygısı durumu yine ve beden algısı özellikleri kısmından baktığımızda çalışmaya katılanların ortalama beden algısı puanı 107,24, standart sapma 23 olarak hesaplanıyor. Benlik saygısı düşük ve yüksek olanların beden kitle indeksi kategorilerine göre dağılımları incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptandığını görüyoruz. Şimdi geçiyorum. Özür dilerim. Benlik saygısı ve beden algısı korelasyon grafiğine baktığımızda algılanan beden ağırlığı ile benlik saygısı durumu incelendiğinde beden ağırlığını zayıf olarak değerlendiren katılımcıların %53,8'inin normal olarak değerlendiren katılımcıların %82,3'ünün kilolu olarak değerlendiren katılımcıların %74,7'sinin ve aşırı kilolu olarak değerlendirilen katılımcıların %57'sinin Rosenberg benlik saygıları kategorisi yüksek olarak bulunmuştur. Algılanan beden ağırlığı ile beden kitle endeksi örtüşen katılımcılarda benlik saygısı yüksek olanların oranı örtüşmeyenlere göre anlamlı olarak yüksektir diyebiliriz. Benlik saygısının diğer parametrelerle ilişkisine baktığımızda evli olanlarda benlik saygısı düşük olanların oranı %20,4, bekar olanların oranı %29,5'tir. Medeni durum ile benlik saygısı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Gruplar ayrı ayrı değerlendirildiğinde yalnızca normal ve obez grupta medeni durum ile benlik saygısı arasında ilişki saptanmıştır. Yine burada eğitim durumlarından baz aldığımızda tüm grupta lise ve altı eğitim alanlarının %35,9'unun benlik saygısı düşükken yüksek okul ve üstü eğitim alanlarda bu oran %21. Alt gruplarda yapılan analizlerde ise bu ilişkinin sadece normal ve kilolu grup için geçerli olduğu, obez ve morbid obezler için geçerli olmadığı görülmekte.
tüm grubun çalışma durumu dikkate alındığında çalışma durumu ve benlik saygısı durum arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tüm grupta çalışanlarda benlik saygısı düşük olanların oranı %17 iken çalışmayan gruplarda da %33,5 olarak karşımıza çıkmakta. Alkol ve sigara kullanımıyla benlik saygısı arasındaki ilişki incelendiğinde tüm grup için sigara kullanımıyla benlik saygısı arasında ilişki saptanmazken alkol kullanımı ile benlik saygısı arasında bir ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak katılımcıların %45'inin normal, %32'sinin kilolu, %21'inin obez ve 1,5'unun da morbid obez olduğunu, obez oranının evde olan katılımcılarda ve çalışmayanlarda daha yüksek olduğu, yaş ortalamasının normal grupta en düşük morbid obez grubunda en yüksek olacağı şekilde anlamlı artış gösterdiği, doğru beden ağırlığı algısının morbid obezlerde en yüksek, normal kilolu bireylerde en düşük olduğu ve benlik saygısı düşük olanlarda doğru beden ağırlığı algısı düzeyinin düşük olduğu, tüm grubun büyük bir kısmının mevcut ağırlığından memnun olmadığı ve en az bir defa zayıflama girişiminde bulunduğu, fiziksel olarak hafif veya çok hafif fiziksel aktivite yaptıkları ve çoğunluğunun da yaptıkları aktiviteleri yeterli bulmadığı yönünde bir sonuca ulaşıyoruz. Yine uyku süreleri arasında normal, kilolu, obez ve morbid obez bireyler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, yani burada uyku süresinde belirttik. Normal olan grupta benlik saygısı ve beden algısı ortalama puanı en düşük, morbid obez olan grupta da en yüksek olduğunu görüyoruz. Benlik saygısının beden kitle indeksi normal olanlara göre obez olanlarda 1.49 kat ve morbid obez olanlarda 3.31 kat daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgular ışığında, toparlıyorum hocam, kilolu obez ve morbid obez bireylere obezitenin fiziksel ve psikososyal sorunlara yol açan ciddi ve kronik bir sağlık sorunu olduğu yönünde bilgi verilmesi, obezitenin psikososyal açıdan da değerlendirilmesi ve tedavinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınması, obezitenin etiyolojisine yönelik daha ileri çalışmalarla obezite oluşumuna katkıda bulunan psikolojik ve sosyal etkenlerin araştırılması, medya tarafından zayıflığın ideal beden olarak gösterilmemesi ve bireysel özelliklere göre farklılık gösterebilecek optimal kilonun diyetisyenlerce değerlendirilmesi, diyetisyenlere yapılan başvurularda sadece kilo vermeye odaklanan beslenme programlarının düzenlenmemesi, bu bireylerin obezite nedeniyle yaşadıkları psikolojik ve sosyal sorunların ayrıca obeziteye sebep olabilecek psikolojik etmenlerin de göz ardı edilmemesi, benlik saygısı ve beden algısının artırılması, kendilik kavramı sürekliliğinin sağlanması, çevresel tehdit algısının düzenlenmesi, eleştiriyle başa çıkma yollarının geliştirilmesi ve eşlik eden psikosomatik bozuklukların düzeltilmesi için gerekli tedavilerin obezite destek tedavisi için de kullanılması, ileri yaşlarda artan obezitenin engellenmesi amacıyla bireylerin günlük fiziksel aktivitelerini artırmaları için yönlendirilmesi, fiziksel aktivite artışı için mutlaka spor salonuna gitmenin gerekli olmadığı, düzenli olarak yapılan yürüyüşlerin yeterli olacağı konusunda bilinçlendirmenin sağlanması, beden algısında bozulma ve benlik saygısında azalmaya yönelik müdahalelerin etkinliğinin değerlendirildiği deneysel çalışmaların planlanması önerilmektedir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok efendim iyi hazırlanmış bir sunum yaptılar. Ve böylece meselenin teknik boyutu dışında efendim obezitenin bireysel bir sorun olmakla birlikte benim en çok dikkatimi çeken tarafı meselenin Avrupa ülkeleri içerisinde en üst düzeyde olması ve adeta bir toplumsal sorun olması. Özellikle gençlerde işte bu ayaküstü yemeler vesaireler de düşündüğümüzde hani bir deprem vardır, bir de tsunami vardır. Ben adeta bu obezitenin bir tsunami gibi efendim geldiği kanaatine ulaştım özellikle bu verilerden sonra. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi Abdülkadir Bey aslında bilmiyorum oturmadan tekrar devam edeceksiniz yoksa başka bir hocam, arkadaş mı sunacak? Diğer sunumu Hilal Hocam yapacak hocam. Evet. Biz beraber... Sağlık çalışanlarının da evet. Sosyal desteğin diyet, fiziksel aktivite ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkiyi de efendim bir hanımefendi herhalde bekliyoruz bakalım. Kendinizi önce tanıttım bir de kısa kısa arkadaşlarımız hakkında bilgiyoruz. Siz de 15 dakika ile bitirebilirseniz sevinirim. Merhabalar, ben uzman diyetisyen Hilal Doğan Güney. Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum.
Çalışmaya burada Karabük Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ümit Topçuoğlu ve Abdül Kadir Hocam'la birlikte planladık. Multidisipliner çalışmanın gücüne inandığımız için o yüzden bu sempozyumda yer alıyoruz. Sağlık sektöründe çalıştığım için de bu çalışmayı sağlık çalışanları üzerinde planladık. Bu sempozyumun asıl amacı sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınma olduğu için de ben sizlere sürdürülebilir beslenmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde, sürdürülebilirlik hedefleri içinde artık iyi tarım, yoksulluğa son, açlığa son gibi başlıklar çok fazla. Ve böyle olduğu için de bütün aslına bakarsak bu hedeflerin hepsi bir noktada beslenmeye çıkıyor. Çünkü tarım iyi olmadığı takdirde, onun dışında çok fazla bir yiyecekler israf olduğu takdirde bir şeylerin sürdürülebilirliği, ileriye daha fazla aktarması ne yazık ki mümkün olmuyor. Dünyamızda da, ülkemizde de özellikle bir yandan açlık, bir yandan obezite çok fazla. Dün de hocalarımız bunlardan fazlasıyla bahsettiler. Açlık ve obezitenin her ikisinin de paralel bir şekilde ilerlemesi, bir şeylerin gelecek kuşaklara aktarılamaması demek aslında. Her konuda sürdürülebilirliği hedeflediğimiz için bizler beslenmede de sürdürülebilirliği hedefliyoruz. Ve sürdürülebilir olan şeyler de zaten bireylerin beslenmesi, obeziteye yaklaşımı, fiziksel aktivitesi de fazla oluyor. Bunları üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Abdülkadir Hocam zaten fazlasıyla bahsetti. Beslenme evet hepimiz için önemli ama bu beslenme alışkanlıkları neyle birlikte değişiyor? Onlara baz almamız gerekiyor. Bu küreselleşme, bireyselleşme, pandemi süreci, hastalıklar, yoğun tempo herkesin beslenme alışkanlıklarını olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Ve beslenme sağlık ilişkisine baktığımızda ise bireylerin kendi beden algısal sorunları, çalışma ortamları, dediğim gibi yine kültürel etkenler, özellikle son 2-3 yıldır bu Covid'den sonra bu bireylerin beslenme alışkanlıklarının değişmesi, online alışverişlerin daha fazla artması, fast food tüketimlerin hocamın da bahsettiği gibi daha fazla artışın olması bireyleri biraz daha obeziteyi sürükledi aslında. Bizlerin artık bu noktada önerdiği sürdürülebilir beslenme anlamında fast food'dan slow food beslenmeye geçişti. Slow food beslenme de yerel ürünlerin daha fazla kullanılması, bu aradaki yiyeceklerin tohumdan tabağa ulaşılan süreçteki o sürecin kısaltılmasına yönelik hedefler aslında. Bunların buradaki sürecin kısalması, yani bir besinin tohum kısmından tabak kısmına ulaşacağı yerdeki bu sürecin kısalması aslına bakarsak obeziteyi engellemede en büyük sebeplerden biri. Son zamanlarda daha fazla obezitenin artışı olmasının sebebi de bu işte daha fazla çalışma saatlerimizin uzaması, öğrencilerin bu pandemi sürecinde çok fazla evde vakit geçirmesi, aynı şekilde çalışanlarından, onun dışında genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin azalması hepsi etkiliyor. Ama bizler burada artık obezite de genetik ve çevresel faktörler dışında biraz daha sosyal faktörleri de ön plana koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz acıktığımız için yemek yemiyoruz. Bunu etkileyen çok fazla duygusal sebepler, iş ortamı, stres ortamı, çalışma ortamımız, sosyal sebepler neden olabiliyor. Ve fiziksel aktivite de aynı şekilde. Mesela teknolojik gelişmelerin olması, artık çocukların, gençlerin, hepimizin teknolojiye bağımlılığı, telefona bağımlılığı, fiziksel aktiviteyi ne yazık ki olumsuz yönde etkiledi. Ve fiziksel aktivitenin azalması da biliyoruz ki bireylerde obeziteye daha fazla yol açabiliyor. BKI sınıf olmasından hocam bahsetti zaten. BKI kilonun boyun karesine bölünmesiyle ortaya çıkan bir indeks. Bu indeks eğer 25'in üzerindeyse biz o bireyleri kilolu kabul ediyoruz. 18 ile 25 arasındaysa da normal kabul ediyoruz. Ve buradaki yükselmeler de bireylerin zaten kilosunun artış olduğunu göstermekte. Burada bizim sağlık çalışanlarını bu çalışmaya almamızın sebebi de ben oradaki bireylere daha fazla ulaşabildiğim için ve son 2-3 yıldır bu pandemiden ötürü sağlık çalışanları daha fazla ön planda olduğu için biz onların beslenmesini, obeziteye yaklaşımlarını ve fiziksel aktivite durumlarını değerlendirmek istedik. Ve sosyal destekleriyle olan ilişkisini değerlendirmek istedik aslında. Bu sosyal desteğin içerisinde bir ölçek kullandık zaten. Yapılan çalışmalarda bireylere arkadaş ve aile desteğinin önemi ve arkadaş ve aile desteğinin bu kilo üzerindeki etmenleri hep incelenmiş ama bunların toplu olarak incelendiği çalışmalar çok az. Özellikle sağlık çalışanlarına yapılan çalışmalar çok az.
O yüzden böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışma Karabük'te 1. Basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 321 personel üzerinde yapıldı. Ve bu çalışmada demografik bilgiler ve antropometrik ölçümlerin dışında çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğini kullandık. Bilgilendirme formunu yaptığımızda bireylere anket formu ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğini kullandırdık. Ve bu ölçek sayesinde de bireyleri sosyal olarak değerlendirmiş olduk aslında. Burada 12 tane soru vardı sosyal destek ölçeğinde. Bunların bir kısmı aile olan ilişkisini, bir kısmı arkadaş ile, bir kısmı özel insan olan ilişkisini değerlendiriyor. Ve bir de toplam bir rakama çıkartıyor. Çalışmamızdaki grupların sosyal demografik özelliklerine baktığımızda erkeklerin %75'i, kadınların %67'si, ortalama olarak da %71'i evli. Yaş grubu olarak daha çok 31-50 yaş grubunda bireylerden oluşmakta. Meslek durumlarına baktığımızda ise çalışma grubundaki meslek grupları %40.6'sı sağlık memuru, %37.7'si ise hemşire ve ebelerden oluşmakta. Bu beden kitle endeksi ortalamaları standart sapma değerlerine baktığımızda ise erkeklerin 18-30 yaş arasında ortalama BKI değeri 25.9, yani normalin üstünde, kadınların ise 24.6 bulunmuş. Yaş ilerledikçe de her iki cinsiyette de BKI değerleri yükselmekte. Yani biliyoruz ki yaş kilo üzerinde zaten olumsuz bir etki yapıyor. Ama bunu etkin üzerinde tabii ki de diğer faktörler de var. Çalışanların cinsiyetlerine göre ailelerinde bulunan kilolu bireylerin dağılımına baktığımızda ise bireylerin daha çok annelerinde kilo problemi olduğu gözlemlenmiş. Bu doktor tarafından teşhis edilen herhangi bir hastalığın olup olmadığını değerlendirdiğimizde ise daha çok çalışmaya başvuranların endokrin hastalıklarının birinci sırada yer aldığı gözlemlenmiş. Çalışanların cinsiyetlerine göre kendilerini yeterli ve dengeli beslendiklerini düşünme durumlarını sorguladığımızda ise erkeklerin %45.6'sı, kadınların ise %46.6'sı her zaman yeterli ve dengeli beslendiklerini belirtmiş. Yaşa göre değerlendirdiğimizde ise 51 yaş ve üzeri olanların kendilerini daha iyi beslendiklerini düşündükleri gözlemlenmiş. Zayıflamak için başvurdukları yöntemlere baktığımızda ise daha çok hiçbir şey yapmadıkları %36.1. Daha sonrasında sadece fiziksel aktivite yaptığı, sonrasında diyet ve fiziksel aktivite yaptığı gözlemlenmiş. Yani bireyler hani tabii ki de biz burada diyet yapanları değil, normal sağlık çalışanlarını değerlendirdiğimiz için bunların hepsini diyet yapmasını zaten bekliyoruz. Zaten çoğu da 136.1'e herhangi bir şey yapmadığını bile getirmiş. Çalışanların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre BKI dağılımına baktığımızda ise erkeklerin %48.1'i fazla kilolu, kadınların ise %46'sı normal vücut ağırlığına sahip. Evli bireylerin ise %45.6'sına fazla kilolu, bekarların ise %49.5'inin normal vücut ağırlığında olduğu tespit edilmiş. Evli bireylerde de hani daha düzenli bir hayat birazcık daha kilo artışına yol açabiliyor. BKI çalışanlardaki mesleklerine göre BKI dağılımına baktığımızda kilo problemi daha fazla doktorlarda ve hemşirelerde olduğu gözlemleniyor. Bu da daha fazla oturarak çalıştıklarından kaynaklı. Çalışanların BKI indeksine göre yeterli ve dengeli beslendiklerini ve düşünme durumuna baktığımızda ise yeterli ve dengeli beslendiğini her zaman ve bazen düşünenlerin BKI'sine göre çoğunluğu normal vücut ağırlığında olduğu, yeterli ve dengeli beslenmeyenlerin ise kiloların daha fazla olduğu görülmüş. Bir de biz bu ankette ara ve ana öğün tüketme durumlarını sorguladık. Burada bireylerin, zayıf bireylerin ana öğünleri, ara öğünlere göre daha çok tükettiği gözlemlenmekte. Şimdi kilosu daha düşük olanların, yani zayıf bireylerin ana öğünleri daha fazla tüketmesi bir de burada aslında şu sonucu çıkartıyor. Aralarda tüketilen besinlerin kalorilerinin daha yüksek olduğu sonucunu çıkartıyor aslında. O yüzden de bizlerin de zaten önerdiği ana öğünlerin her zaman için daha fazla tüketilmesidir. Bu IPAC değerlendirmesi de bu fiziksel aktiviteyi hesaplamak için kullandığımız bir indeks. Antisollerine bunları da ekledik. Bu indekse göre bireylerin %71.2'si minimal aktif, %16.5'i çok aktif, %12.3'ü inaktif. Minimal aktif olarak değerlendirdiğimiz ve günlük 3000 ile 4000 adım arasında adım atanlar aslında. Burada tabii ki de sağlık çalışanları ve birinci basamakta çalışanlar daha fazla oturarak hizmet verdikleri için haliyle günlük aktivite seviyeleri daha düşük. Onun dışında günlük aktiviteleri dışında bir spor yapmadıklarını görüyoruz.
ve minimal aktif olma durumunda yaşla birlikte arttığı tespit edilmiş. Yani bireylerin yaş arttıkça fiziksel aktivite durumları daha az olduğu gözlemlenmiş. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin konum ortalamasına baktığımızda ise bizim buradakilerden asıl amacımız bu sosyal destek ölçeği ile bu BKI ve OBESA durumunu değerlendirmekte. Ve buradaki alt puan kullanına baktığımızda ise çalışanların bu çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puanı 63.39 bulunmuş. Cinsiyete göre dağılımına baktığımızda ise kadınların algılanan sosyal destek toplam puanları ile erkeklerin algılanan sosyal destek toplam puanları incelendiğinde anlamlı olarak bir fark var. Kadınların algıladıkları sosyal destek erkeklere oranla daha yüksek. Buraya yorumlamam gerekirse kadınlar aileden aldıkları sosyal destek puanları daha yüksek, erkeklerin ise daha düşük. Ama arkadaştan ve özel arkadaştan aldıkları desteklerde herhangi bir anlamlı bir fark yok. Kadınlar aileden aldıkları sosyal destekler daha yüksek olduğunu, bu BK üzerine daha olduğunu etkisi olmuş aslında. Bu testin tamamını ve alt ölçeklerine göre puanların dağılımına baktığımızda ise çalışanların yaşları arasında anlamlı bir farklılık yok. Yani yaş grubuna göre baktığımızda bu sosyal destek puanları arasında çok anlamlı bir fark bulunmamış. Toparlamam gerekirse eğer bu çalışmamızda BK'ye göre zayıf ve normal vücut ağırlığında olan bireylerin çoğu hemşire eve, fazla kilolu olanlar ise daha çok doktorlar. Yeterli ve dengeli beslendiğini her zaman ve bazen düşünenlerin çoğu normal vücut ağırlığında, düşünmeyenler ise fazla kilolu. Yeterli ve dengeli beslenmediğini düşünenler daha fazla kilolu. Bu ipak yani fiziksel aktivitesini değerlendirdiğimizde %71.2'sini minimal aktif, %16.5'unu ise çok aktif, %12.3'ü ise inaktif. Yani inaktif, hiç hareket yok. Sadece işe gidiyor, oturuyor, işten çıkıyor, eve geliyor. Bu daha fazla erkeklerde daha yüksek hatta. Cinsiyet değişkene göre baktığımızda kadınların aileden daha fazla sosyal destek algıladıkları görülmüş. Arkadaşlar ve özel insandan algılanan sosyal destek puanları ise kadın ve erkeklerle aynı ve daha düşük. Ve toparlamak gerekirse BKI değeri 25'in üzerinde olanlar, yani hafif şişman ve obez grubundaki katılımcıların sosyal destek puanları daha yüksek. Sosyal desteği daha yüksek olan bireylerin de ortalama fiziksel aktivite puanı ve ortalama meyve sebze alımı da daha yüksek bulunmuş. Bu bilgiler ışığına baktığımızda ise bireylere verilen sosyal destek arttığında, bu aileden, arkadaştan ya da özel insandan verilen bir sosyal destek arttığında bireylerin beden kitle indeksi, obezite ve fiziksel aktivite üzerine daha olumlu etkiler var aslında. Sağlık çalışanları özellikle son 2-3 yıldır bu pandemi yüzünden dediğim gibi daha yoğun tempoda çalıştıkları için bu sosyal destek daha az görüldüğü için de kilo problemleriyle daha fazla karşı karşıya kalındı. Ve iş yerinde de verilen sosyal desteğin artmasıyla birlikte OBS ile ilgili yapılan çalışmalar daha olumlu sonuçlara doğuracaktır aslında. Sosyal destek bu sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Ve sosyal desteğin önemini ve bu sosyal desteğin önemini vurgulayan seminerlerin daha fazla açması gerekiyor. Çünkü multidisipliner çalışma ortamında çalıştığımız için sosyal destek, psikolojik yaklaşımlar, bireylerin sağlıklı yaşam, fiziksel aktivitesi üzerinde daha olumlu etki yapıyor. O yüzden bizler artık bireylerin genetik, biyolojik faktörler üzerindeki kilo almalarına değil de daha çok bu sosyal desteğin, psikolojik faktörlerin, dışarıdaki bulduğu yiyeceklerin alternatiflerini değiştirmeye yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Çünkü bunlardaki düzelmeler, yani bireye verilen sosyal algının, psikolojik algının, benlik algısının yükselmesi, bireylerin kilo problemlerinin daha aşağı rakamlara çekilmesine sağlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, Bilal Hanım siz, ya ben bu çalışmayı acaba 15 dakikada nasıl sunarım diye böyle bir prova falan yaptınız mı? Yaptım hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Hem Abdülkadir Bey hem efendim Bilal Hanım gerçekten böyle adeta kurulmuş saat gibi zamanında bitirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Fakat tabii bu obezite ve efendim fiziksel aktivite, beden kitle
endeksi arasındaki ilişkileri siz konuşurken ben hep bir taraftan da kendimi test etmeye çalıştım. Ailemi test etmeye çalıştım. Hanım da burada. Biz son dönemlerde yememize içmemize çok dikkat ediyoruz ama ya evlendik, 72 kiloydum. Evet, aşağı yukarı 72 kiloydum. 6 ay içerisinde 80 kiloya çıktım. Şimdi hanım diyor ki, efendim ya niye kilo aldık? Ya nasıl kilo almazsın? Hanım bana özel yemekler yapıyor. Ben de özel yemekleri özellikle yiyorum tabii ki. Şimdi bilmiyorum tabii her vücuda göre değişebilir ama kilom fazla olmasına rağmen aşağı yukarı 30 yıldır aynı kiloda. Belki 35 yıldır. Sordum bunu diyetisyenlere vesaireye. İyi bir şeydir hani kiloyu muhafaza etmek ama gerçi pandemi döneminde biraz yukarı çıktı sonra tekrar kendi kendine aşağıya indi. Ama yani en az 7-8-10 kilo vermen lazım gerektiğini bana hep arkadaşlar efendim diyetisyenler ve doktorlar söylüyorlar. En azından ben sizin sunumunuzdan kendime ders çıkardım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, üçüncü efendim sunum Mustafa Doğan, İzemlül Sağlık, Gürder Çektar Tuğrul ve Esma Cihangir. Arkadaşlarımız da bir şizofreni vakası üzerinden engelli bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine ilişkin değerlendirme yapacaklar. Kim? Mustafa Doğan. İsim nasıldı? Mustafa Doğan. Mustafa, tamam. Peki, bekliyoruz hadi Mustafa. Sen şimdi iki kişi böyle çok efendim saati saatine getirdiler. Sen de kendini böyle bir sıkıntı içinde hissetmiyorsun. Hiç hissetmiyorum yani biraz çünkü olabilir. Benden sonra konuşmacı yok. Yasem Koz'un benim konuşmamla kapatıldığı için ayrıca mutluyum. Dolayısıyla vakti böyle çok çok kullanabilirim diye düşünüyorum sadece. Artık yani oturum başkanının da inisiyatifi var burada. Evet. İzninizi alarak. Arkadaşlar merhaba. İsmim Mustafa Doğan. Burada yazan arkadaşlarımızla beraber Gizemdül Sağlık Çekler Turul ve İsmail Cihangir. Arkadaşlarımızla beraber bir şizofreni vakası üzerinden engelli bakım merkezlerinde nasıl bir hizmetle üretiliyor ve nasıl bir süreç işletiliyor bunu anlatmak istiyoruz. Tabii burada kendim psikologum bu arada. Gizemdur Sağlık Çekler Turul Sosyal Hizmet Uzmanı Esma Cihangir arkadaşımız gerontolog. Biz arkadaşlarımızla kurumda beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda Karabük'teki engelli bakım merkezinin hem kurucusu hem de sorumlu müdürlüğünü yapıyorum. Tabii 3 yıldan beri bu alanın içerisinde olunca kendimizi sorumlu hissediyoruz ve bu konularla ilgili neler yapılabilir, hizmetin eksiklikleriyle ilgili neler var, bunu kendimizce tespit ettik. Bir değerlendirme yaptık, herhangi bir bilimsel araştırma yapmadık. Ancak mevcut işleyiş üzerinden daha iyi nasıl olabilir, bunu kendi içimizde tartıştık, size de aktarmak istiyoruz. Engellilerin tanımıyla başlayacak olursak, genel olarak bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bir sosyal yeteneklerin çeşitli düzeylerde kaybedilmesinden sebep toplumsal yaşama uyum sağlama, korunma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin bulundukları farklılık halini ifade etmektir. Çok klişe belki. Biz şimdi engelli değiliz ama muhakkak bir engelli adayız. Şimdi olmasa bile ilerleyen yaşlarımızda mesleğimiz, konumumuz, yaşantımız ne olursa olsun çeşitli özellikle bilişsel hastalıklara çok yakın bir duruma geldik. Böyle bir resmimiz var. Bu erişilebilirlikle ilgili, engellilerin sosyal hayata erişilebilir olmasıyla ilgili birçok inşaatlar, yollar, belediye çalışmalar yapıyor. Erişilebilir olması bu anlamda çok önemli. Burada size böyle bir bakış açısı kazanmak istedik. Ruhsal ve duygusal engelli. Bizim engelli bakım merkezimiz ruhsal engellilere yönelik. Şizofreni hastalarının olduğu, 65 tane engellilerimizin olduğu bir bakım merkezi. Ruhsal ve duygusal engelli. Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tamamlamada, kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan kişilerdir. Depresyon, şizofreni, bipolar, duyguların bozukluğu gibi hastalıklar bu gruba girmektedir. Tabi bu kişiler aslında doğduğu andan itibaren yaşamına bir türlü topluma adapte olamamış, çeşitli sebepler, genetik faktörlerin dışında da yaşadığı travmalar ve zorluklar neticesinde sosyal hayata uyum sağlayamamış kişiler. Ve artık buradaki çabasının en azından bittiği anlamına ya da bitirildiği anlamına da geliyor bu.
altındaki psikolojik parametrelere baktığımızda bu kişiler daha sonra engelli boyutuna düşüyor ve engelli bakım merkezine ya da evde bakım hizmetlerine başlamış oluyorlar ve kısıtlanmış da oluyorlar. Kısıtlanma tipinizin malumudur. Artık kendi tercihlerini, kendi haklarını arama noktasında kendi kendine yetemeyip bir başkasının yardımına, bir başkasının yasal temsilcisi olduğu anlamına da geliyor. Şimdi engelli bakım merkezleri var. Sosyal hizmet uzmanı sempozyumunda bu konuyla ilgili biz tabii bir kuruluş olarak kendimizi ifade etmek istedik. Sağ olsun sempozyum başkanımız da bildirimizi, değerlendirmemizi kabul etti bu anlamda. Devletin ve özel sektörün olmak üzere engelli bakım merkezleri ayrılıyor. Devletteki ismi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezleri iken özel sektördeki ismi Engelli Bakım Merkezi. Bu konuyla ilgili de bence bir eleştirel bakış açısı getirmek gerekirse en azından kurumların da isimlerinin değişmesi gerekiyor. Çünkü ruhsal engelliler, özellikle zihinsel engelliler bunu anlamayabilir, bedensel engelliler bunu anlıyor. Ama ruhsal engellilerin ben engelli değilim düşüncesi bizim kapımızın içerisinden girdiğinde engelli bakım merkezini okumasıyla beraber bir tür bir çatışma içerisine giriyorlar. Zaten var olan çatışmasına ekstra zihinsel anlamda, psikolojik anlamda bir çatışma daha eklenmiş oluyor. Günümüz şartlarında en sık kullanılan hizmetlerden biri olan yatılı bakım hizmeti, bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi. Engellinin kendisi de talep edebiliyor, yakını da talep ediyor ya da komşusu ya da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, devlet tarafından bunun tespiti yapılıp kurum bakımı altına alınmasına karar veriliyor ve süreç bu şekilde başlıyor. Daha sonra biz özel engelli bakım merkezleri olarak da kişiyi alıp almamakta bir bu konuda özgürlüğümüz var. Ama genel olarak zaten bizim amacımız engellilere hizmet etmek olduğu için onları da kurumlarımıza alabiliyoruz. Çok farklı bir durum olmadığı sürece. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak açılıyoruz ve 7 gün 24 saat 3 vardiya şeklinde çalışarak hizmetimizi yürütüyoruz. Özellikle pandemi döneminde engelli bakım merkezlerinin, huzur evlerinin önemi çok anlaşıldı. Biz kapalı vardiya sisteminde çalıştık. Bu şekilde engellilerin hiçbirisi mağdur olmayarak diğer Avrupa ülkelerinde birçok sıkıntılar yaşandı. Bunlar televizyonlara yansıdı. Türkiye'de böyle durumlar olmayarak hem çalışanlarımızın hem tabii Türk milleti olarak ne kadar fedakar olduğumuzu bu anlamda göstermiş oldu. Arkadaşlar şimdi engelli bakım merkezlerinde veyahut da devletin yatılı bakım merkezlerinde çocuk doğduğu andan itibaren eğer engelliyse ya da bir bakıma muhtaçsa kalabiliyor. Buradaki sadece kurum türleri değişiklik gösteriyor. 0-12 yaş kız ve erkek, 13-18 yaş kız, 13-18 yaş erkek, 19 ve üzeri yaş kadın, 19 ve üzeri yaş erkek. Yani siz 3 yaşındaysanız bu tür kurumda kalamıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda yaşlara göre kurumlar değişiyor. Bakın hizmeti verilen engel grupları ise ruhsal, zihinsel ve bedensel. Bunların hepsi de farklı kurumlarda hizmet almak durumunda. İkisinin bir arada olduğu bir engel grubu var ise hangi engel grubu ağırlıktaysa oradaki kuruma yerleşmiş oluyorlar. 2022 Temmuz istatistik verilerine göre Türkiye'de resmi kuruluş sayısı, yani devletin kuruluş sayısı 253, 8312 yatak kapasitesi, 6955 kişi bakım hizmeti alıyor ve oran olarak da %83,67 bir doluluk oranı var. Özel bakım merkezi sayısı Türkiye'de 299, son 2 ayda en son gelirken baktım 5-6 tane daha fazlalaşmış, 300 civarında. Onun haricinde 30.215 kişilik kapasite var, 26.238 kişi bakım hizmeti alıyor ve yine doluluk aşağı yukarı resmide olduğu gibi %86,83 kişi, 26.238 kişi bakılıyor, doluluk oranında 86,83. Şimdi tabii bizim vakamız ne? Bu vakayı özel olarak seçtik. Diğerlerinde bütün yaşam öyküleri benzer. Vakamız adı ne diyelim, işi. Eskiden ebe, yaşı 53, cinsiyet kadın, eğitim durumu lise, medeni durumu şu anda dul, iki evlilik yapmış, geliş biçimi yakınlarının talebi. Bu kişi üzerinden aslında bakım merkezlerinin işleyişi ve neler yapılıyor ve daha iyi neler yapılabilir bunu tartışmış olacağız. Bu kişi annesi öldükten sonra köyde bakılamayıp devletin çocuk yetiştirme yurduna alınıyor. Biliyorsunuz 18 yaşından sonra yurttan çıkarıldıktan sonra o arada da lise eğitimini tamamlayıp ebelik yapıyor. 5 sene ebelik yaparak bu süre içerisinde bir kişiyle tanışıyor ve gönül ilişkisi başlıyor. Abileri
O zaman müsaade etmeyince o kişiyle evlenemiyor. Daha sonra onların istediği bir kişiyle evlenmiş oluyor. Ve tabii o kişi de kendini bilmeyen ve evliliğe uygun olmayan kişi diye tabir edelim. Ondan sonra hayatı böyle bir sarmal gibi süreç başlamış oluyor. İkinci evliliğini yapıyor. İkinci evliliğinden sonra da zaten kendi hastalığının farkına varıyor. Kendi hastalığının farkına vardıktan sonra da aileleri müdahale ediyor. Daha sonra boşanıyorlar vesaire. Ciddi bir travmatik süreç. Hastalığın da genetik faktörler de var. Hastalığın da vermiş olduğu durumla beraber bu kişi tedavi alıyor, yatılı tedavi alıyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gidiyor. Sonra da en sonunda bize gelmiş oluyor. 3 yıldan beri bizim kurumumuzda. Biz neler yaptık? Şimdi işin can alıcı kısmı aslında sosyal hizmet uzmanı, arkadaşlarımız ve bizler meslek personeli olarak neler yaptık? Bir kere bu kişinin ortamı değişmiş oldu. Engelli Bakım Merkezi'ne gelerek ailesiyle beraber yaşamış olduğu sıkıntılar, görüşmüş olduğu sürekli aynı kişiler ve aynı tutumlardan, onlardan uzaklaşarak biz olumsuz duygulanıma sebebiyet verecek çevreyle iletişim kesildi. Mesela ona çok zarar veren, duygusal anlamda, fiziksel anlamda zarar veren kişiyle biz telefon görüşmesini bunu kısıtladık. Dolayısıyla artık kendiliğinden de bir iyileşme süreci başlamış oluyor. Farkındalık bilincine oluşturuldu. Sakinin güçlü yönleri, becerileri keşfedilip bu doğrultuda iş ve uğraşı programları uygulandı. Şimdi bizim kurumumuzda ve diğer tüm kurumlarda bakım personelimiz, hemşirelerimiz ve meslek personellerimiz engellerimizi yakından takip ediyor. Bununla ilgili gerek formlarımız, gerekse haftalık bireysel görüşmelerimizle beraber engellerimizi çok daha iyi tanımış oluyoruz. Mesela biz kurumda bir engellinin bir kriz geçireceğini çok daha öncesinden çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Neye takılıp takılmadığını bu konuda anlamış oluyoruz. Değerli olduğu algısı uygulanan tutum ve davranışlarla pekiştirildi. Kişinin var olma becerisi çok önemli. Hayatta ben varım, beni fark edin. Dolayısıyla beni ben olduğum için kabul edin algısı engelli de olsa, ruhsal engelli de olsa her kişinin çok önemli olduğu gibi onlar için de önemli. Onların biz değerli olduğu algısını onlara yerleştirmiş olduk ve onlar bunu fark edince tabii iyileşme süreci, uyum süreci, kurumdaki uyum süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Uygulanan tutum ve davranışlarla pekiştirildi. Biz onlara mesela bakım personelimizden tüm yönetim kademesine kadar aynı tutumlu, aynı kuralı, aynı şekilde yaklaşımda bulunuyoruz. İlahi grubu oluşturduk. İlahi grubu oluşturduğumuzda kişiler bir şey yapabiliyorum düşüncesi ve algısını kendilerine çok iyi hissettikleri için aynı zamanda inanışlarına göre tabii ki de ilahinin de o manevi gücünden de destek almış olduk. Hortikültürel terapi doğrultusunda bitki, doğa, toprak üçlüsünden tedavi edici, eğitici, geliştirici aktiviteler uygulandı. Kurumumuzun olduğu yer zaten Karabük yeşil bir yer bilirsiniz. Dolayısıyla çok fazla doğa, toprak etkinlikleri yaparak bunun da faydalarını görmüş olduk. Halk eğitim merkezleriyle yapılan bir çalışmalar doğrultusunda seramik, hasır örme gibi kurslar ile engelli bireyler desteklendi. Birkaç tane böyle fotoğraf da size göstermek istiyoruz. Burada sanat çalışmalarımız, el çalışmalarımız. Bunlar sergilendi aynı zamanda biz onlara örnek olsun diye Safranbolu'da Üretici Kadınlar Pazarı var. Safranbolu Belediyesi'ne ait. Tabii herhangi bir satış yapılmadı ama biz kendimiz para vererek onlara bir satış yaptırmış olduk ve onların kendilik değerini de yukarıya çekmiş olduk. Onlar ben bunu üretiyorum, satış yapabiliyorum diye kendi hayatlarına anlam katmaya çalıştık. Bu şekilde bahçemizde, hobi bahçemizde hem boyama yapıyoruz hem tarımsal faaliyetler yürütüyoruz. Bu kişiler bunları yaptığında, mesela en son odalarına çiçek koyduk. Çiçekleri büyütme ve sorumluluğunu onlara verdik. Aynı zamanda bu tür çalışmalarımızı yaptık. Ve bu tür kişilerle biz, ruhsal engellilerimizle çalışma yaparken hiçbir zorluk yaşamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar kendilerinin değerli olduğunu düşününce o kadar keyifli oluyor ki iletişime geçmek. Belki birçok insanın iletişim kurmakta zorlandığı ya da acaba bana zarar verebilir mi düşüncesinden biz bunu hiç düşünmeden onlarla beraberiz, her zaman iç içeriz. Şimdi bizim en büyük eksikliğimiz, bizim gördüğümüz sistemdeki en büyük eksiklikler şu. Toplumda mesleki çalışma hususunda toplum bilinci ve desteğinin oluşması gerekmekte. Ne demek bu? Tamam, biz bunu sınırları belli olan kurumumuzda yapabiliyoruz. Engellilerimizle beraber etkinlik yapıyoruz, sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz ama hep aynı yüzlerle beraber.
Ancak bu kişilerin topluma karışması, toplumdaki üretime destek vermesi, toplumun içerisine karışması sadece bizim kurumumuzun gücünü aşan şeyler. Bunun içerisinde belediyeler, bakanlık başta olmak üzere bizim gördüğümüz en önemli buradaki önerimiz, belediyelerin Safranbolu'nun bitki yetiştirme serası var. Burada bizim engellerimiz çok rahat çalışabilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çiçek ekebilir, toprakla haşinleşir olabilir. Biz şunu hayal ediyoruz, inşallah olur. Girişimimizle de olur belki. Atıyorum siz sabah evinizden işe giderken bizim engellerimiz de sabah 8'de kalksın. Çünkü ruhsal engelin dışında hiçbir engeli yok. Sizin benim gibi biliyorsunuzdur, ayağı var, eli var. Sabah 8'de işe gitsin. Oradaki çalışmasını yapsın, 12'de yemeğini yesin, ondan sonra tekrardan çalışmasını yapsın ve akşam evine gelir gibi kurumumuza gelsin. Biz yine onun ilaç takibini yapalım, hastane takibini yapalım. Ama orada ben üretime destek verebiliyorum, üretime katkı sunabiliyorum diye kendisi, kendi kendinin kendilik değerini, benlik algısını çok çok yukarıya çekmek gibi bir düşüncemiz var. Bu konuda girişimlerde bulunduk ancak şöyle bir şey oluyor tabii. Biz bunu konuşuyoruz, konuşma boyutunda kaldı. Birçok noktaya ilerleyemedik. Tabii eğer ki ileride olursa bu kişilerle ilgili çalışacak olan arkadaşlarımızın da orada nasıl yaklaşılacağını bilmesi gerekiyor. Onların herhangi bir kriz durumunda bunu nasıl çözümleyeceğini bilmesi gerekiyor. Bu komplike bir süreç olabilir. Ben buna inanıyorum ki bakım merkezinden normal bir kişi boyutuna en azından normal davranışlarını halledebilir, diğer kişilerle uyumlaşmış bir şekilde çıkabilecek arkadaşlarımız var. Bu konuda bir ekip çalışması yapılması gerekiyor tabii. Biz en azından hem isteğimiz var hem de talebimiz var. Yapmak için de bireysel olarak çalışmalarımızı yapacağız. Mesela bizim bunun formumuz var ama biz bu formumuzu hiç kullanmadık arkadaşlar. Kullanamadık daha doğrusu. İşbirliği yapılacak kurum kuruluş eksikliği söz konusu. Formumuz da bu mesela. Toplumlu mesleki çalışma formu. Atıyorum bir camide bir temizlik görevlisi olabilir, oranın bahçesinden sorumlu olabilir. Mesela bir sorumluluk verdiğimizde bunu gayet güzel yerine getirebiliyorlar. Tabii bir de konuşmamız sonuna gelirken, engelli bireyin kurumdan çıkışı var. Kurumdan çıkışı valisinin talebine göre ya da işte Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın sosyal inceleme raporuna göre kurumdan çıkarılıp çıkarılmayacağına karar veriliyor. Daha sonra çıktıktan sonra birçok engellinin biz kurumumuza dönmek istediğini ya da yakınları tarafından tekrardan getirilmek istediğini telefonlarla bizzat şahit oldum. Engelli birey mesela ne oluyor peki? Çıktıktan sonra tabii artık düzeldiğini, kurumumuza geldiğinde ciddi bir şekilde ilaçla, onlarla ilgili mesleki çalışmalarımızda her şey yolunda giderken evet artık olmuş, iyileşmiş dediğinde onun tek başına tekrardan o hayatı devam ettirebileceğini düşünüyorlar. Çok yanlış düşünüyorlar ve onu tekrardan kendi haline bırakıyorlar. Burada ciddi bir sıkıntı söz konusu. Kuruluş bakımından çıkarmak istenen ihmal, istismar ve bilinçsizliğin önüne geçme noktasında zorunlu bir eğitim ve takip süreci söz konusu olmalıdır. Şimdi bu olmuyor. Tabii çıktıktan sonra artık tamamen sorumluluk onda oluyor. En son çıkan bir kişiyi biz Hatay'a gönderdik. Otobüs biletini de aldık, gönderdik. Bir hafta sonra tekrardan bizi arıyor ki ben tekrardan geldim, beni kuruma alır mısınız diye. Bu tür şeylerle çok karşılaşabiliyoruz. Engelli bireyler ile ilgili iş ve işleşim, balık vermek nöbeti, balık tutmayı öğretme düşüncesi doğrultusunda sürdürülmesi gerekmekte. Yine bir kontrollü bir şekilde en azından kendi hayatını sürdürebileceğine inanıyoruz. Gerekli maddi destek anlık veriliyor olsa dahi engelli bireylerin duygulamanın takibinin söz konusu olmalı. Evde bakım ücreti verilen engelli bireyler için psikososyal destek ürünler oluşturulup engelli bireyler ve aileleriyle mesleki çalışmalar sürdürülmeli. Çok çok önemli. Ve teşekkür ederim. Mustafa Bey de yani diğer arkadaşlarımız gibi tam zamanında bitirdi. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tabii bir soru cevap bölümümüz olacak ama ben şu kadarını söyleyeyim. İki tane sağlıklı yaşamla ilgili ben öyle söyleyeyim isterseniz bildiri dinledik. Mustafa Bey'in efendim sunumunda benim dikkatimi çeken şu. Sorumluluk. Yani engelli bireylere sorumluluk verildiği takdirde hakikaten onlar o sorumluluğu o kadar önemsiyorlar ve yerine getirmeye çalışıyorlar ki belki hani engelsiz öyle söyleyeyim istersen sağlıksız demeyeceğim de engelsiz bireylerden daha da iyi sonuçlandırabiliyorlar. Şimdi ben 11-12 yaşıma kadar köyde yaşadım. İki tane engelli arkadaşımız vardı. Kuzu güderdi. Ya arkadaş o kuzuların bizden daha iyi güzel. Biz bazen oyuna dalardık.
Dolayısıyla bazen kaybederdik işte. Ondan sonra ara bulacaksın falan diye. Oysa onlar gözü gibi bakarlardı ve akşama o kuzuları efendim eve getirip teslim etmek için özel gayret sarf ederlerdi. Onun için tabii uzmanların vermiş olduğu karara göre engellilere sorumluluk bilincinin aşılanması ve onlara efendim hangi sorumluluğun verileceği meselesini çözdükten sonra öyle zannediyorum bizim engelli gibi gördüğümüz birçok insan kendi işini dahi kendisi yapacak, hatta başkalarına yardımcı olabilecek seviyeye de gelebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza soru cevap efendim faslına gelmiş olduk. Sorusu olan varsa sorabilirler. Her arkadaşımız da burada. Evet. Merhaba hocam. Görüşürüz sizinle. Ama benim senin gözüm bir taraftan ısırıyor. Sizden mezun hocam. Tanıyor olmanız gerekiyor. Öyle mi? Neredesin şimdi? Buradayım. Karabük'te aradım. Öyle mi? Neyse hocam, bunu özel konuşuyoruz. Geleceğim yanınıza ve Mustafa Bey'e soru olacaktı. Bu yani gelişimsel olarak siz gözlemlerinizden söz ediyorsunuz ama evet. Bu insanlar buraya geldiklerinde daha deneysel bir yerden ön test, son testte de belirli periyotlarla ölçtüğünüz bir görüntünüz var mı? Daha fenomenolojik bir yolla işte belirli sorular sorup bunları kaydedip bir türlü yolu var bunun da. Yani daha kanıta dayalı bir yerden o gelişimlerini ölçtüğünüz bir yolunuz var mı diye sorduk. Yok, bizim bir yolumuz olmadı. Şimdi görüşmemin de başında söyledim. Bu biraz bir değerlendirme. Bizim yaşantılarımızdan yola çıkarak yapmış olduğumuz bir çalışma. Tabii bunu işte yapılması mı gerekir? Yapılması gerekir. Gerçekten çok önemli bir detay. Ama maalesef bu hizmetin sürecinde hiçbir noktasında da görmedim. Böyle biraz hızlı bir kuruma yerleştirme, gerek sosyal hizmetler müdürlükleri tarafından hemen hani o ihtiyaç hali ortadan kalksın diye sadece bir sosyal inceleme raporuyla bizim kurumumuza geliyor. Ve ondan sonrasında artık tamamen bize emanet edilip biz o kişiyle ne bireysel çalışma yaparsak ne mesleki çalışma yaparsak süreç o şekilde ilerliyor. Tabii meslek icabı da ben bunu söyledim buradaki görüş önerilerimizi. Olursa daha da profesyonel olur. Gerçekten de çok komplike bir şey oluyor. Mesela biz hastanelerde bu yapılabilir diyelim. Hastanelerdeki bakım merkezindeki işte kalıyor, kalması gerekiyor ya da bir takım dertlerimizi anlattığımızda birçok bürokratik bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu hizmetin en üst noktası olur. İnşallah da olur. İnşallah. Bu anlamda gerçekten. Hizmetten çok sizin işinize yarayacak bir şey. Tabii hem akademiye katkı sunacağınız bir şey olacak. Ne örneğin işte orada bir sürü farklı hortikültürel terapi dediğimiz mesela. Bunu yapmadan önce nasıldı, sonrası nasıldı? Evet. Yani bunu sunup ölçebileceğimiz hani bir şey olsa hem sizin kurumunuz açısından çok iyi olur. Çok. Hem de ne işe yaradı, ne yaramadı, hani buraya dair daha açık bir bizim şey. Bizim buradaki yapmış olduğumuz çalışmalar tabii genel kurumuna bakıyoruz. Bunu tabii oradaki kurallara, bakım merkezindeki sürecine nasıl katkı veriyor, arkadaşlarının ilişkilerine bakıyoruz. Bu biraz daha gözlem görüldüğü oluyor. Onun haricindeki tabii yapmış olduğumuz çalışmalarda hemen reaksiyonu alıyor muyuz, alamıyoruz. Bu bilimsel bir çalışma olmuyor maalesef. Ama bizim daha çok kurumdaki süreçte uyum sağlayabiliyor mu, ilaçlarını alabiliyor mu, işte etkinliklere katılıyor mu, bu konudaki farkındalığına bakabiliyoruz. Bu bilimsel bir çalışmayla olmuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama evet. Olmasını çok isterim. Başka arkadaşlarımızdan tabii artık günün son saatlerine doğru gelince hem dinleyenlerde hem efendim yöneticilerde bir yorgunluk alameti de belirmiştir. Onun için eğer hani başka soru yoksa ben bir toparlama yapıp oturumu kapatmak istiyorum. Mustafa Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar benim hem bugünkü benim oturumumdaki konulara baktığımda hem de bütün bu programı incelediğimde hem birbirine yakın arkadaşlarımızın birlikte sunum yaptığını hem de farklı uzmanlık alanlarına mensup olan arkadaşlarımızın ortak çalışmalar yaptığını gördüm. Özellikle bu ikinci husus benim için çok daha önemlidir. Yani farklılıklar bir konuyu nasıl ortaya koyabilecekler? Bu hakikaten yani sosyal hizmetin interdisipliner özelliğine de çok uygundur diye düşünüyorum. Şimdi bu sempozyumlarla ilgili önce şöyle söyleyeyim. Hakikaten bu sempozyumlar efendim 2-3 açıdan çok önemlidir. Birincisi şu. Hakikaten bir bilgi paylaşımı oluyor. İkincisi, efendim arkadaşlar uzmanlık alanlarını işte tanımış oluyorlar, birbirleriyle dayanışma içine giriyorlar ve daha sonra bu birliktelikler başka alanlara da yansımış oluyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de
genç arkadaşlarımızın bu sempozyumlara mutlaka katılmaları lazım. Çünkü bunlar genç arkadaşlarımızı yetiştirir. Yani medeni cesaret oluşturur, motivasyon sebebi olur. Ondan ötürü de bu sempozyumların özellikle gençlere, genç arkadaşlarımıza çok fırsat verdiğini ve bunlara da çok fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan bu sempozyumu tertipleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem tertipleyenlere hem katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben de yani sadece sizlerle aynı duyguları paylaşmak için İstanbul'dan, Yalova'dan efendim tamamen şu atmosferi izlemek için geldim. Şimdi burada benim söyleyeceğim bir iki nokta var. Ben aşağı yukarı bütün programı izledim. Bu sempozyumların çok önemli olduğunu da biliyorum da. Hani sosyal hizmet alanından gelmeyen arkadaşlar için, daha doğrusu sunumda ve programlarda sosyal hizmet akademisinden ve mesleğinden gelmeyenler için bir şey söylemeyeceğim ama bugün sosyal hizmet alanında hem efendim meslek olarak hem de akademisyen olarak hakikaten çok büyük ihtiyaçlarımız var. Şimdi bu mesleğe aşağı yukarı bu alana daha doğrusu 20-25 yıldan bu tarafa içinde olan bir insan olarak bir sosyolog olarak ne katabiliriz diye çok düşündük. Hala da düşünmeye de devam ediyoruz. Ve bu alanın benim tespit edebildiğim kadar kayıtlara geçsin diye biraz da söylüyorum. Mesleki açıdan çok deneyimli arkadaşlarımız var. Yani bunlara uzman da diyebiliriz, sosyal çalışmacı da diyebiliriz. Bu konuda bana kalırsa Türkiye'nin en iyi işleyen efendim mesleklerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak benim daha çok üzerinde durduğum, özellikle yüksek lisans, doktora ve diğer akademik alanlar açısından baktığımızda bu sosyal hizmetin iki boyutu var malum biliyorsunuz. Bir akademik disiplin olması, bir de meslek olması. Akademik disiplin olması açısından 20 yıldır bu işin içerisinde, 25 yıl içerisinde olan olarak bazı kavramları yerli yerine oturtma konusunda sıkıntı çekiyorum. Bunu biz de yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımla da sık sık paylaşırız bunları. Dolayısıyla sempozyumlar devam etmekle birlikte daha efendim işin derdini çeken, uzmanlaşan efendim arkadaşlarla böyle 2-3 gün devam eden çalıştaylar yapılmasının çok doğru olacağı kanaatindeyim. Konu konu belirleyeceğiz. Kavramları ortaya koyacağız, teorileri ortaya koyacağız, yöntemleri ortaya koyacağız. Ve işin bir başka boyutu da hem bu alandan, yani lisansını bu alanda yapıp gelen arkadaşlarımızdan bu alana sonradan katılanların hakikaten efendim öğreneceği çok şey olabildiği gibi ayrıca farklı disiplinlerden buraya adapte olmuş olan arkadaşlarımızın da meseleye başka açılardan bakılması açısından çok önemli katkılarının olabileceğini düşünüyorum. Oturumları dinlemedim ama efendim bu konuların ben diğer oturumlarda tartışıldığını düşünüyorum programa baktığımda. O bakımdan bu alana intisap etmiş olan, yani sonradan intisap etmiş olan arkadaşlarımızın bu bir kısmı, öyle söyleyeyim isterseniz, hala alana adapte olamamış durumdalar. Bir kısmı da adapte oldular ama bir takım sorunları yaşıyorlar. Onun için bu alana sonradan intisap eden arkadaşlar ile alandan gelen arkadaşların kavram, teori, efendim bak uygulama için bir şey demiyorum, kavram, teori, yöntem konusunda, yani bilimsel yöntem konusunda adeta efendim birkaç defa konu konu belirleyip çalıştaylar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu program vesilesiyle kayda da alınıyor. Arkadaşlarımıza da bu kayıtlar üzerinden bir selam göndermek istiyorum. Yapmış oldukları işi çok takdir ediyorum. Ama bu alana sonradan intisap etmiş olan arkadaşlarımız bu alanla, farkındalar mı bilmiyorum, Katolik nikahı yaptılar. Katolik nikahı ne demek biliyor musunuz? Yani boşanmak mümkün değil.
Onun için bu alana sonradan intisap etmiş olan arkadaşlarımızın bu alanda daha etkili olabilmeleri, hem katkı almaları hem de katkı vermeleri açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu vesileyle sosyal hizmet camiasına, efendim akademisyenlerine, mezun öğrencilerimize, hepsine çok çok efendim teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Yalova Üniversitesi'nden efendim şu anda mezunlarımızdan birkaç kişi görüyorum burada. Arkadaşlar biz 2009 yılında sosyal hizmet bölümünü birinci öğretim, ikinci öğretim, arkasından yüksek lisans, doktora, hatta birkaç tane yüksek lisans efendim tezli, tezsiz falan yaptırdık. Devam ediyor. Aşağı yukarı 150 civarında belki tezli yüksek lisans mezunumuz var. Efendim 40'ın üzerinde doktora yapmış olan arkadaşlarımız var. Bunların büyük çoğunluğu da ya da en azından bir kısmı da diyeyim, hani büyük çoğunluğu belki abartılı olur. Sosyal hizmet bölümlerinde, yüksek okullarında görev yapıyorlar. Ve dediğimiz gibi hem bir sinerji oluşturma açısından hem de sosyal hizmetin interdisiplin özelliğine uyumu açısından arkadaşlarımızın ben konulu biçimde çalıştaylar yapmalarını öneriyorum. Beni dinlediğiniz için, burada bulunduğunuz için, sizle birlikte olduğum için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Ötürü hani katkı vermek isteyen olursa, soru sormak isteyen olursa bana da açın. Evet, yoksa tamamı misk diyelim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yolculuklar.